12 Mart muhtırasını gördüm. 12 Eylül 80 darbesini gördüm. Ben 12 Eylül'de 80 darbesini mağduruyum. Kahvehaneler taranıyordu, karlar taranıyordu, evler taranıyordu. İşte toplumu birbirine düşürmüşlerdi. Toplumun tüm katmanlarını, toplumun tüm sivil toplumlarını, üniversite öğrencilerini, yani Türkiye'yi birbirine düşürmüşlerdi. Karanlık güçler, dış odaklar Türkiye'de bu faaliyet içerisine girip Türkiye'de anarşiyi hortlattılar. Artık kimsenin can güvenliğini kalmamıştı. Ne doğudan, ne batıdan, ne yani Türkiye'nin 7 bölgesinde de hiçbir can güvenliği kalmamıştı. 12 Eylül 80 darbesinde Genelkurmay Kara Kuvvetleri adına o zaman Tahsin Şahinkaya'yı Amerika'ya gönderip halkın da bunda usandığını ve halkın burada sessiz kalacağını anlayarak 80 darbesini gerçekleştirdi. Ama 80 darbesi gerçekleştirdikten sonra, halk tepkisiz kaldıktan sonra, halk kendi evlerine çekildikten sonra bunlar artık darbenin içerisinde her bölgeye, önce daha darbe olmadan önce Kürt coğrafyasında 5-6 yerde sükun yönetimi ilan edilmişti daha önce. Darbe olduktan sonra Türkiye'nin her yerinde sükun yönetimi ilan edildi. Bu sükun yönetimler biliyorsun, sükun yönetim ilan edildikten sonra, darbeler yapıldıktan sonra artık inisiyatif kendi ellerinde olduklarını. Yani sorgu, sualsiz, araştırmadan her önüne gelen potansiyel suç görüp içeriye alıp tıkıyorlardı. Bunlardan biri de bendim. 80'de Veli Çarşı ortasında bir ekip arabaya kaçırcasına alıp Mardin Kızıltepe Emniyetine götürdüler ve orada beni bir kaba sorgudan çektikten sonra beni araziye getirip minibüsün içerisinde akü elektriğine vererek ve kaba dayağı böyle tekme, üzerime basarak, organlarımı joplayarak çok ağır bir işkence gördüm. Gözüm kapalıydı, ellerim kelepçeliydi, ayaklarım daha bağlıydı. 3-4 kez bayıldım. Ondan sonra bende hiç gereksiz, yani hiç ellerinde bir delil kanıt olmadan ben onlara diyorum neyin adına ben alınmışım, neyle suçlanıyorum. Hiç onlardan böyle cevap gelmeden onların işkencelerine, kaba dayaktan, akü elektrikten, çünkü arazide o işkenceyi yaptırıyordum. Yani işte bizlere bir şeyler vereceksin örgüt adına falan. Peki hangi örgüt? Önce de kade dedi. Ondan sonra ara rızgari dedi. Yani kendi ellerinde belge, bilgi olmadıkları için ondan sonra Urfa Sükun Yönetimine teslim etti. Urfa Tuvayı'nda 100-150 kişilik hücrede sorgularımız yapıldı. Ağır işkencelere maruz kaldık. Filistin askısından tut, yine elektriğe, yine kaba dayağa, jopa, ondan sonra koma durumuna düştük. İş kanama tehlikesini geçirdi. Şeyimde kan akıyordu. Kaç gün kaldınız işkenceden? Urfa Sükun Tugayı'nda 60 gün kaldım. Ondan sonra 45 kişilik elimizi birbirleriyle kelepçeleyerek Diyarbakır Seyrantepe Kurdoğlu kışlasına getirdi. Kurdoğlu kışlasında iki koğuş vardı. Her koğuş 250 kişilik, 250 kişiye grubu vardı. Seyrantepe'de Kurdoğlu kışlasında bir yıla yakın kaldım. Oradan da her gün fiziki işkencelere maruz kalıyorduk. Yani her gün o düzeni alarak günde 50 marşı ezberleyip sana okutuyordu. Ne marşları okutuyordu size? Hep bu Ökçü, Şöven, Kamalist marşları bize okutuyordu. Mümkün değil yani insanın hafızası bir günde 50 marşı ezberleme o kapasite yok. Ben kendimi zorladım 8 marşı ezberledim. 8'den sonra daya başladım. Ezberlesen de dayak başlıyordun, ezberlemesen de dayak başlıyordun. Yani orada amacı insanları sindirmek, insanları mahvetmek. İlk mahkemede beraat ettim. Bilgi belge olmadığında dolayı beraat ettim. Ama itiraflarda bulunan veya kendi üzerinde gerçek olmayan
ifadeleri kabul eden kişi takılıp 5 yıl, 6 yıla kadar kalıyordu. Ondan sonra ben geldim, Türkiye Elektrik Kurumu'na girdim. Fişlemeden dolayı atıldım. Ondan sonra 83'te Telekom'a, Türk Telekom'a girdim. Bir maaşımı, ilk ay maaşımı aldım. Yine fişlemeden dolayı atıldım. Bu 12 Eylül'de aslında. Aradan geçen 36 yıla rağmen çok çekiyorum. Ekonomik olarak çekiyorum. Psikolojik olarak çekiyorum. Toplumda işsiz kaldığından dolayı böyle toplumda mehor bir, yani toplumda insan bir işsiz kaldı mı, ekonomik olarak durumu güçsüz kaldı mı, şey yani o insan o kadar yani pek itibara sahip değil. Yani benim önüm hep tıkandı. Ve halen o acıların içerisinde ve hiçbir zaman da ölünceye kadar, Allah'ın huzuruna çıkıncaya kadar o acıları ne unuturum ne de o acılardan kurtulurum. Bir de grupların çatışması vardı. Biz Kızıltepe Lisesi'nde okuyorduk. Öğle teneffüsü çıktığımızda Kızıltepe'de eski hal dediğimiz, orada önümüze PKK'lar tarafından pusu kurdu. Orada bizi taradılar. Taradıktan sonra bir arkadaşımız yaralandı. Niçin sizi taradılar PKK'lar? PKK okullarda örgütlenmeye çağırıyor. Biz de örgütlenmelerinde yer almadığımız için insanlara saldırıyor. Bu okulun hakimiyeti benim elimdedir. Benden habersiz okuyamazsınız, yapamazsınız. İşte o şekilde insanları sindiriyor. 80 darbesinden önce PKK tarafından mağdur edildik. 80'den sonra darbe mağdur oldu. Aslında bu girişim 12 Eylül'de tüm grupları sindirerek 12 Eylül'de Fatıhlar Gülen'i toplumsal muhalefete karşı onu getirdi, güçlendirdi. Ekonomik olarak güçlendirdi, ondan sonra orduya yerleştirdi, ondan sonra kurumları açtırdı ve örgütleme. Ondan sonra iktidarlarla çalışmaya başladı. 82 Anayasası'ndan sonra partilerin açılışıyla Özal, yani Arap iktidarıyla çalıştı bu Fatıhlar Gülen cepheti. Ondan sonra Demirel hükümetiyle çalıştı. Ondan sonra Ecevit Dessefe hükümetiyle çalıştı. Ve en son AK Parti ile çalıştı. Yani 17 Aralık'tan önce AK Parti ile çalıştı ve AK Parti de onlarla şey koalisyon iktidardı. Ama gizli bir koalisyon. En çok güç aldığı hükümet 17 Aralık'taki evvel AKP iktidardı. İşte dershaneler üzerinde artık bunlar yavaş yavaş önce duygusal olarak birbirlerinden kopmaya başladılar. Bu çelişkiler başladı. 17 Aralık operasyon oldu. AKP'ye operasyon oldu. Ondan sonra 17 Aralık'tan sonra artık gitgide belirginleşmeye başladı. Fethullah Gülen paralel devlet yapısı. Ondan sonra şeyle ulusalcı Türk Kemalist Sol'la ve PKK ile anlaştı. PKK ile anlaştılar, AK Parti iktidarına karşı. Yani burada paralel devlet yapısı PKK ile Kemalist Sol'la anlaştıktan sonra bunların stratejileri de değişti. İşte PKK'nin o süreçte ve süreçte önceki hedefleri de bir kenara atıp işte saray çetesi, saray iktidar, Erdoğan'ın gitmesi ve çukur kazmalarında silahları temin eden, istihbaratı temin eden, bu şimdiki girişimi yapan FETÖ paralel devletin yapısının generalleridir, subaylarıdır. Benim görüşüme göre. 12 Eylül'de yakalandığında hiçbir bilgi gerekçe yokken beni iki örgüt adına yargılıyordu. Yine bu İslami hareketleri kendilerine karşı rakip gördükleri için zaten kendileri İslami suistimal ediyor. İslam'la bir alakası olmadığı için. İslam'la örgütlenme tipine bakın, örgütlenme şekline bakın. Hiç İslam'la alakası olmayan bir örgütlenme şeklidir. Yani kendine muhalefet gören İslami hareketleri rakip görerek onları 90'larda sudan bahaneler sindirmek için içeriye aldılar, yargıladılar. Bu yargılayan yargıçlar şimdi yine bunlar kendileri tutuklandılar. Bence bunların tekrar yargılanmaları, bu dosyaların tekrar açılması daha fayda vardır.